İlk görevimi yapmaya başlama zamanı gelmişti. Ama nasıl? Ne zaman başlayacağım bilmiyorum. Amcam aradı. Bir ilahi işaret bekliyordu. Rabbim başla emrini versin diye. Amcam aradı. Dedi ki ya dedi yeğenim çok acayip dedi bir rüya gördüm. Daha bilmiyor amcam. Benim kim olduğumu artık bilmiyor. Sadece işim biliyor. 7 ay gaybette sakladı. Amcam aradı, ya yeğenim, ben dedi çok acayip bir rüya gördüm. Dedim, ne gördün amca? Ya dedi, rüyamda dedi Mehdi Aleyhisselam'ın yanında sancağı taşıdığımı dedi gördüm. Anladım ki ilahi mesaj bu. Dedim ki amca, sana bir şey dedim diyeyim mi? Dedi ki ne? Mehdi kim biliyor musun? Dedi ki kim yeğenim? Dedim ben. Bir durdu, bir dakika. Bir şey demedi. Yeğenim dedi. Gerçekten mi söylüyorsun? Dedim ki gerçekten amca. Gökten babamın adıyla beni çağırdılar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemiş olduğu o mucizevi bütün hadislerdeki şartlar söylenen her şeyin doğum gününden her şeyine kadar da benim amca. Artık kaçış yok. Göreve başladım amca. Ne dedi biliyor musunuz? Ben iman ettim dedi. Sen olsun. Çünkü dedi, rüyamda da görmüştüm. Şimdi tabii ki bu Allah'tan ilahi lütuftu. Dedim ki bir de bir. İlk akrabam duydu, kabul etti. Sonra hiç kimse kabul etmeyecekti çünkü. Çünkü herkes yalanlayacak dedi. Çünkü dedi ki Resulullah, kaim çıktığında akrabaları yalanlar. Akrabalarımın hepsi yalanladı beni. Amcam hariç. Hepsi. Bir gün görevdeyim. Tebliğ yaptım. Akrabalarıma hiç dinlemediler. Sadece yalanladılar. Hiç dinlemediler. Aman dediler, büyülenmiş. Cinlenmiş. Sakın dinlemeyin. Sakın dinlemeyin. Bakmayın. Sizi sözleriyle büyüler. Bu sözleri hatırladınız mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme derlerdi ki aman o cinlendi ve büyülendi. Sakın onu dinlemeyin. Sizi sözleriyle büyüler. Benim akrabalarım da insan putuna tapıyordu çünkü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin akrabaları puta tapıyordu ya. Benim akrabalarım da ahir zamanın bu karanlığında aciz insanları putlaştırmıştı.